Evet arkadaşlar, iş hayatının ya da işletmenin yeni varyantları. Şimdi teknoloji dediğimiz bir şey var. Bundan hiçbirimiz kaçamıyoruz. Kaçmamamızın da imkanı yok. Kaçarsak biz zarar ederiz. Cenab-ı Hak daha önce söylediği gibi biz bir şeyleri kabul etmek mecburiyetindeyiz. Nereye giderse karşımıza çıkıyor. Teknoloji hayatımızın her yerinde. Şimdi şunları anlayan var mı? Yok değil mi? Sosyal medyayı kullanmayan var mı? Yok. Şimdi bunlar o hale geldiler ki hakikaten hayatın vazgeçilmezleri olmuşlar. Biraz daha yakından bakacak olursak, mesela şu soldaki mavi kuş. Twitter. Dünyayı salladı değil mi? Daha önce ülkemizde o gezi davalarında, gezi hadiselerinde çok canımızı yaktı. Hatta Amerikan Başkanı, eski başkanı bile sarstı, üyelikten çıkardı. Yani WhatsApp herkesin cebinde var. Bundan 5 sene kadar önce satıldı, el değişti. Hatırlayan var mı kaç paraya satıldı? 16,5 milyar dolar WhatsApp'ın nesi vardı efendim? Türkiye'deki en değerli 5 işletmeden daha değerliydi o zaman. Ne var bunların içerisinde? BOTAŞ var, Türk Hava Yolları var, Merkez Bankası var, Ziraat Bankası var, bilmem daha ne var, Garanti Bankası var. Bunların 5'inden daha kıymetliydi WhatsApp. Ne yapıyor dersin? Bakın, çok şey yapıyor. Çok şey yapıyor, dünyayı ellerine geçiriyorlar. Öbürü Instagram. Instagram o kadar etkili ki, yani şimdi perakende satış yapanlar, hatta toplam işi de büyüdü. Çok kazanç getirecek yollardan bir tanesi onlar için. Kullananlar var mı? Instagram'da satış yapan var mı? Nasıl satıyorsun Tayyip kardeşi? Ne satıyorsun? Ne kadar etkiliyor? Reklamına? Yani bir aylık sürüm ikiye katladı. Yani çok etkili, çok tesirli, herkes kullanmalı bence. Yani ücretli reklam veriyorsunuz, karşılığını aynı ayda alıyorsunuz. Yani bunların inceliklerini öğrenmeniz lazım, herkesin öğrenmesi lazım. Ve bu Instagram, Türkiye'de dünyada kaçıncı kullanıcı dersiniz? Bilen var mı? En çok abone olarak dünyada birinciyiz. Türkiye. Amerika değil, Çin değil. Dikkatinizi çekin. En çok biz kullanıyoruz nedense. Yani hayatımızın her yerinde ve etkili ve tesirli biz de ticaret yapıyorsak bazı şeyleri kullanmamız lazım. Şimdi şu gördüğünüz EYMA diye bir fuar organizatör firmasının logosuna benzetmiş kendi logosuna. İtalya'da fuarcılık yapı dünya çapında. Tarım alet ve gereçleri vesaire, tarımla ilgili her şey. Bakın ne anlatmış? Dışarıda tarım aletleri var. Hepsi elektronik. Hepsi elektronik. Yani hayatımız hakikaten bunlara bağlı. Ve fakat bunların hiçbir tanesi bize ait değil. Bu markaların, bu çok tesirli silahların hiçbirisi bize ait değil. Bize ait değil. Ali Demir kardeşim az önce orada sohbet ederken en küçük çiti bile biz yapamıyoruz değil mi? Çit falan yapamıyoruz. Siz çamaşır makinelerinde falan kullanıyorsunuz arçelikte. Yapamıyoruz değil mi o çitleri dahi? İthal ediyoruz. Yani bunlar hayatın zaruretleri, vazgeçilmezleri ama bizde yok. Bizde yok arkadaşlar. Biz neredeyiz? Biz gölgemizden korkuyoruz adeta. Bizim yeterince cesaretimiz yok gibi. Eksiğimiz çok, noksanımız çok. Biz gençlerimizi bu işlere yönlendirmemiz lazım. Yani sadece gençlerimize değil, kendimiz de azami derecede bu işlerin içerisindeyiz zaten.
Ama bu işlerin sahibi, yani yazılım konusunda yeni nesli çokça teşvik etmemiz lazım. Biz haysiyet olarak, yani bunları yeni nesil olan mesela liseden itibaren gençlere meslek seçimi konusunda yani teşvikte bulunmaktayız ve okullarla, milli eğitimle beraber meslek tanıtımı konusunda teşvik edici pozisyona geçmek istiyoruz. Öyle planlarımız var. Yani şimdi eskiden beri bizim de küçüklüğümüzde çocuklara sorulduğunda ne olacaksın? Ne diyor çocuk? Ya doktor olacağım diyor. Ya öğretmen olacağım diyor. Ya polis olacağım diyor. Ya avukat olacağım diyor. Ya da babasının ne mesleği varsa onu olacağım diyor. Niye? Bunları biliyor sadece. Meslek olarak gençler bunları biliyor. Ya bizler bunları biliyorduk. İleriki zamanlarda bunlar olmuyor ama. Şimdi gençlere o zaman çocuklara biz ortaokuldan belki liseden itibaren mesleki konularda çok iyi tanıtım yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı teşvik etmemiz lazım. Şey buralarda arkadaşlar, yani hususan elektronik mevzu son derece ince mevzular. Yani ne kadar zor da olsa biz bu hususlara girmemiz gerekiyor. Biz artık korkuyu, endişeyi ya da yani basit korkuları, gelecek korkusunu, efendim şu marangozluğumu mesela misalen dedim hani Mustafa şey yapmasın, alınmasın. Bırakıp ya çocuğumu elektroniğe teşvik etsem mi etmesem mi endişesinden uzak durmamız lazım. Yani istikbal neyse, hazır hazır demiyor mu geçtiğinizi, gençlerinizi istikbale göre hazırlayın. Biz de öyle yapmamız lazım. Evet. Ne diyor üstadımız? Dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyası olsun, öyle mi? Niye öyle olsun? Yani az önce Hüseyin abin de bahsetti. Yani bizler bazı kavramları yanlış algılamışız, öyle yerleştirilmiş. İşte ne bunlar? Kanaat. Ne bunlar? İşte yani bir lokma bir hırka. Ya daha yakın zamanda bile ya bir arkadaşım konuşuyor tapuda, müdürlük yapıyor. Ya bir Müslümanın iki dairesi olmaz ya falan. Ya niye olmasın ki ya? Niye Müslüman iki, yani bir dindar insanın bir iki dairesi olmaz, ikinci dairesi. Allah'ın aşkına niye olmasın? Tamam, dağıtsa güzel olabilir ama bu takvadır. Herkesten bu beklenmez, istenmez. İsterse yapar, alıyor lala. Ya sahabi-i kiram yani zengin olmuşlar, tasadduk etmişler, ellerindekini hepsini de vermişler. Onlar en güzelini yapmışlar. Fakat ya biz onu mecbur tutamayız. Ehli ticara bazıların yani böyle cemaat ehli gibi gözüken maalesef bazıları zamanında vardı. Geliyordun, senin gelirinle şu, ya bunun üçte birini vereceksin. Yani bu şekilde insanları maalesef dinden de soğuttular. Yani bu İslamiyet'te yoktur. Ölçüler bellidir. Zekat vardır, öşür vardır, gönlünden kopan vardır. Yoksa sen şu kadar vereceksin gibi bir zorlayıcı unsur yoktur. Hele ehli ticarete bu yapılamaz. Peki ihtiyacımız olan ne? Biz de güzel şeyler yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Yine döndük başa. Bakın arkadaşlar. Herkesin elinde cebinde olan Facebook diyor ki bak, dünyanın en popüler medya sahibi Facebook fakat hiç içerik üretmiyor. Kendisi içerik üretmiyor. Başkaları üretiyor sürekli. Abone olanlar, işte üye olanlar, herkes bizler üretiyoruz. Mesela Google yine dünyanın en büyük içerik sahibi ama hiç içerik üretmiyor. Ama en zenginlerinde bu Airbnb dünyanın en geniş konaklama sağlayıcısı. Seyahattir, oteldir vesaire. Bütün dünya buraya üyeler. Konaklama hizmeti verenler. Ve hiçbir yeri ve menkulü yok. Fakat dünyanın en zenginlerinden. Bakınız. Yine Alibaba, bilirsin Alibaba.com dünyanın en büyük perakendecisi. Yani uluslararası toptancılık devi. Hiç stoğu yok. Ne yapıyor? Orada tedarikçilerle müşteriler buluşturuyor ve dünyanın en zenginlerinden en son 22 milyar dolar gelir açıkladı. Bakınız. Ne yapıyor? Ama nasıl bir çalışması var? Çok enteresan. O Jack Ma, onun sahibinin hayatını incelemek lazım. Nereden nereye gelmiş? Fakir çocuğu. Fakir çocuğu. Ama öyle gayret etmiş, öyle çalışmış, usanmış. Yani Amerika'da yaşıyorlar, üniversiteye defalarca 10 defa müracaat etmiş. Orada öyle sınav falan değil, özel müracaatla yapılıyor. Müracaatları hep reddedilmiş. Usanmamış, tekrar ve iş hayatında da reddedilmiş. Yani kaç yere diyor ki 10 kişi müracaat ettik, 9 kişi aldılar, beni almadılar. Acayip bir hikayesi var. En son işte Alibaba kuruyor, ondan sonra yani öyle bir gelişiyor, onu açıyor. Yani
bizde usanma çok. Bizde bıkma var. Bizde çok enteresan mesajlar alıp mesaj algılama var. Hep sık sık söylüyorum. Bir kere deniyoruz biz, olmuyor. İkinciyi deniyoruz belki. Üçüncüyü deniyoruz, o da olmuyor. Ha, demek bu benim için hayırlı değil. Sanki manevi cehennemden mesaj geldi. Üç kere denek de olmayınca. Ya böyle bir şey yok ya. 10 defa, 15 defa deniyorlar, 20 defa deniyor. Muvaffak, yani Cenab-ı Hak daha sonra diyecek. Yine WhatsApp'ı biliyorsunuz işte. Dünyanın en büyük iletişim servisi, yani değerini az önce söyledi, şimdiki belki çok daha artmıştır. Hiç fiziki altyapısı yok. Yok bir şey, yani binası meyası bilmem ne. Uber, dünyanın en büyük taksi şirketi, hiç aracı yok yani. Hep kira. Prim usulüyle kazanıyor hepsinden. Netflix'i biliyorsun, yani en hızlı büyüyen dağıtım ağı, hiç altyapısı yok. YouTube'u biliyorsun, dünyanın en büyük yine görsel yayın şirketi, hiç kendisi içerik üretmiyor. En zenginlerinden, sahipleri, sosyal medyanın hepsi aynı. Yine Bitcoin biliyorsun, yani en hızlı büyüyen online para birimi, hiçbir fiziki karşılığı bulunmuyor. Arkasında hiçbir devlet yok. Bakın arkasında hiçbir devlet yok. Fakat görüyorsunuz yani, alıp götürüyor. Yani üretiyorlar sürekli. Peki ne diyor? İhtiyacımız sadece bir fikir. Ama iyi olanla. İhtiyacımız ne? Bizim neye ihtiyacımız var demiştik. Bak bunların hepsi iyi birer fikirden çıkıyor. Şu yanlış. Ya arkasında şunlar var, arkasında Yahudiler var, arkasında bunlar var, bilmem neler. Ya biz bir şey yaptık da olmadı mı ki ya Allah'ın aşkına? Biz bir şey yapıp geliştirdiğimiz zaman hani birileri satın alıyor, bir de hemen satıyoruz. Evet, geldik Z kuşağı denilen kuşağa. Böyle bir kuşak var mı? Ya kimse diyor ya demeyelim işte Elif kuşağı diyelim, bilmem ne diyelim. Ya yok arkadaş, yani varsa var ki var yani, aramızda şeyler var yani. Biz, kabahat bizde de var. Yani kopukluk var. Yani generation gap diyorlar İngilizcesinde. Yani nesil boşluğu var. Yani niye? Biz elimizle yapmışız. Ben de şahit olduğum hadiseler sizler de olmuşsunuz böyle. Yani çok enteresan. İnan ki kendi çocuğumuzu biz ahlaksız yetiştiriyoruz. Yani bir defa aslında seneler önce İstanbul'a, yani yeni geldiğim zaman daha 80'li yılların sonlarında geldim ben. Bir minibüse bindim, yolcu minibüsü. O zaman şey diyeyim, Hüseyin abi sen hatırlasın, karşılıklı koltuklar da vardı bu minibüslerde, veznecilerde. Karşıma bir hanım bindi, 7-8 yaşında bir kız çocuğu, yine yan tarafta da yok, tamam böyle gidiyoruz. Bir duraktan bir tane kadın bindi. Öyle giderken kız çocuğu ayağa kalkmak istedi annesinin yanında. Otur dedi annesi. Sinir biliyor musun? Çocuk yer vermek istedi. Otur dedi bu. Çocuk yüzünü kapattı. Sen niye utanıyorsun? Biletici bir de öyle bağırdı. Ya şimdi fıtrat yalan söylemez diyor işte. Fıtrat yalan, çocuk yalan şey yapmıyor. Kalktı samimi bir şekilde insana yer vermek istiyor. Şimdi o çocuk büyüdü. Belki şimdi 30 küsur yaşlarında o annesine de saygısı yok belki. Niye? Diyoruz işte babası yaşındaki insana saygısı yok. Niye yok? Babasına yok ki ona da olsun. Öğrenmemiş saygıyı. Yani bu bir nesil şeyi var. Annesini ben kötülemek noktasında demiyorum. Kendi elimizle şımartıyoruz. Kendi elimizle tepemize çıkarıyoruz. İşte yine hadiseler bir daha yakın zamanda da oldu. Okulda çocuk öğretmenini ailesine şikayet ediyor. Annesi ya da geliyor, babası geliyor. Öğretmeni azarlıyor. Bir önceki sene Mersin'de bir hanım öğretmeni çocuğun sınıfta yerini değiştirmiş, bakın. Sınıfta çocuğun yerini değiştirdi diye annesiyle teyzesi geliyorlar, saç saça merdivenden sürükle öğretmeni dövdüler, yani kamera görüntüleri vardı. Bakın ne kadar ayıp bir şey. Yani bizim büyüklerimiz ne diyordu? Eti senin, kemiği benim hocam. Ne kadar güzel bir şey. Hatta ben yine hatırlıyorum, orta ikideydik. Köyden bir arkadaşın, sınıfından bir arkadaşın babası geldi. Müdüriyete çağırdı. Arkadaş böyle hareketli şeydi. Yaramazlığı vardı o zaman. Başladığım psikolog yani. Güzel bir arkadaşımız. Müdür demiş ki bu haylazlığı var falan. Babası bir tokat atmış çocuğa. Geldi ki kıpkırmızı. Yani çocuk, babam haklı diyor. Haklı dövdü. Öğretmeni azarladı. Hepsi haklı. Yani orada acayip bir şey var. Bir teslimiyet var. Ne çocuğun, ne babanın, ne öğretmenin. Orada o şey içerisinde,
10 nesil kötü büyümedi yani, saygısız, bencil, bilmem ne diye büyümedi. Ama şimdi şunu demek istiyorum, yani biz nesil, biz kendimiz yetiştiriyoruz. Uzaydan gelmedi, dışarıdan ithal etmedik. Bunlar bizim çocuklarımız. Ha, öyleyse biz bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Evet, şimdi zaman geçiyor. Biz zaman içerisinde ne yapmaya çalışıyoruz? Ömrümüz bitiyor. Yani biz, vazifemiz devam ediyor. Bize bir sermaye verilmiş. Bizim işte bu bahsettiğimiz kuşakla, bahsettiğimiz elektronikle, yani bu hayatla, bu dünyayla, yani şeyle, önümüzdeki istikbale barışık olmamız lazım. Çatışık değil. Barışık, iç içe. Onun için çocuklarımızı anlayabilmemiz için biz kesinlikle beraber gideceğiz. Bak şurada güzel bir ifade var. Diyor ki, bir ülke ne kadar lokal, yani global ve lokali birleştirmiş ise, yani yabancı fikirleri ve uygulamaları benimseyip kendi gelenekleriyle harmanlayabiliyorsa küresel ekonomide o kadar avantajlı konumdadır. Yani ne şeyi bırakacak, kendi aslını, neslini, ruhunu bırakacak, ne de yenilikleri bırakacak. Mesela bunlara misal ben Japonları verebilirim şahsen. Yani onlar geleneklerine de bağlı bir millet. Ama maneviyatları maalesef çok bozduk. Yani çok zayıf. Yani orada benim yeğenlerim falan, akrabalarım var, çalışıyorlar. Yani hiç maneviyat diye bir şey yok. Yaşlılar kendi hallerinde, aynı batı hayatı gibi bir hayat var. Biraz işte gelenek şeyle olmakla beraber evlenen gidiyor, bir daha geri gelmiyor. Yaşlılar kendi başlarına ölüyorlar. Yani o teknoloji bilmem ne hiçbir şey getirmiyor kendi başına. Yani onun sebebi de hani bu hani gelenekler derken, gelenek artık mantıksız da kalmış yani. Yeni nesil diyor ki, ya diyor, diyorsunuz ki İmparator Güneş'in oğlu. Öyle bir şey olur mu? Güneş'in oğlu mu olur? Benzeri inanç şeyleriyle inancı bırakmışlar. %60'ından fazlası ateist. Yani bizim de ayıbımız, işte onlar öyle ateist ölüyorlar ya. Yani. Evet, şimdi diyor ki, izleyicilerimize ışık hızını açıklar mısınız diyor, bir orada ilim adamı var. O da minareden at beni, in aşağı tut beni diyor. O derece mi diyor. Yani bunun Türkçesi. Işık hızının Türkçesi var, adam Türkçeleştirmiş onu yani. Minareden at beni, in aşağı tut beni. İşte aslında ışık hızı. Yani bunu dedi ya, gelenekle şeyi birleştirmek. İşte maalesef şu hakikat da yine var, yeni neslimizde böyle bir rahatlık, böyle bir rehavet biz vermişiz. İşte biz onlarla kopmamamız lazım. Onlara yol vermemiz, yol göstermemiz, yardımcı olmamız, efendim, onların ihtiyaçlarını anlamamız lazım. Anlamadığımız müddetçe itiyoruz. Bir yere doyduğumuz, biz her tık başkalarını çekiyoruz. Yalnız olsun, hizmetimiz içerisinde güzel çalışmalar var, gençlere hitap eden. Eğitici kardeşlerimizin son zamanlardaki işte kitap okuma yarışması vesairesi. Ama yani 150 bin kişiye vesaire geçmiş ama Türkiye'nin 15 milyon genç nüfusu var. Yani lise sadece 15 milyon. Üniversite 6,5 milyon. Efendim ilkokul yine 12 milyon vesaire. Ya gençler hepsi bizim. Biz 150 bin kişiye ulaştık diyoruz. Ya bu şey değil yani. Bir kazanç değil. Biz bunun yollarını geliştirmemiz lazım. Evet, şurada daha geçen gün o doktorlar hadisesinde bir doktorun paylaşımı. Diyor ki, biz diyor hastanelerde direnerek ciddi ciddi bir işçi mücadelesi verirken iç inşaat mühendisliğini bitiren ve getirde çalışan kardeşime şu masanın üstündeki MacBook ve monitör ücretsiz geldi. Evden çalışıyor, özel sağlık sigortası var, asla nöbeti yok ve benim kadar maaş alıyor diyor doktor. Yani bunlar geleceğin şeyleri. Yani çocuklarımız yani bilgisayarla çok uğraşıyor diye onlara sürekli de sınırlama değil de onları yönlendirebiliriz. İş hayatını o şekilde benimseyebilir. Yani geleceğe dair yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Yani hayra kanalize edilebilir. Bu şekilde mesela diyelim ki günün sabahından akşama kadar da çalışmıyordur. Belki bir günde 3-4 saat çalışmak yetiyordur. İleriki nesillere de bu böyle olacak. Yani zamanın geri kalan kısmını müsbet şeylerde ayırabilir çocuklarımız, gençlerimiz. Onun için yönlendirmek mühim. Bunlara teşvik edilebilir yani. Evet, başka bir mevzu.
Diyor ki, icat etmek yetmez, pazarlamak şart. Bu da çok acayip bir mesele. Çok sanatkarımız var. Çok sanatkarımız var. Fakat elinden tutacak çoğu kimse yok. Yani işini geliştirecek. İcat yapabilecek yapı da var. Hatta icat da olmasın, kendi alanında çok iyi sanatkar. Hepsinden, herkesten, rakiplerinden çok kaliteli ürün yapıyor. Fakat bu yetmez ki. Onun pazarlanması, seri üretime geçirmesi, dünyaya tanıtılması lazım. İşte yani biz bunu da misyon edinmemiz lazım. Gerek haysiyet olarak, yani tüm üyeler olarak böyle insanları bulup ellerinden tutmak gerekiyor. Teşvik etmek lazım. Yani daha doğrusu şu noktadan da teşvik edilebilir. Yani kendi kendine iş yapıyor, bir iki müşteriyle oyalanıyor. Oysa bir pazarlamacı tutsa, yani ekip meselesine geliyoruz. Bir pazarlamacı, iki pazarlamacı, yani her zaman bak pazarlamada şöyle bir esas vardır, anayasa gibi olmuş. En kötü pazarlamacı kendini amorti eder. Bak, en kötü pazarlamacı. En kötü, alın sizin satılacak malınız mı var? Gerek tedarikçisiniz, gerek üreticisiniz. Satılacak bir şeyiniz mi var? Alın bir pazarlamacı. Alın ikinciyi, alın üçüncüyü. Hiç zarar etmezsiniz. Bu bak, yerleşmiş bu bir şey yani. Tecrübeyle. En kötü pazarlamacı kendini amorti eder. Bunu unutmayalım. Ve iş, yani güzel işimiz varsa olsun, pazarlamacı çalıştıralım, istihdam edelim. İnşallah Teala işlerimiz büyüyecek. İstihdam eden arkadaşlar da zaten memnun kalıyorlar, işini geliştirenler. Değil mi? Yani yeter ki bizim satılacak malımız olsun. Gerek üretici gerek tedarikçi olarak fark etmez. Evet. Ve ihracat ve e-ticaret, bunlar işte yine geleceğimizi belirliyor. Yani günümüzde de şu anda çok hızlanmış durumda. Yani bunlar ihracat olmadan bir ülke zengin olamaz. Yani Ali Veli'ye, Veli Ali'ye satış yaparak zengin olamaz. Fazlasını yapıp dışarı satacak ki dışarıdan gelen parayla zengin olsun ülke. Yani kendi aramızdaki ticaret bizi zengin etmez. Ülke olarak zengin olmak istiyorsak ihracat şart. Yani gözü de çok büyütmemek lazım. Ne zamana kadar zor? Bir iki ihracat işi yapıncaya kadar zor. Yine bu da ekip işi, yine bilen işi, yine uzman işi. Yani bazı kardeşler, abiler arıyorlar. İşte bu hususlarda yardım istiyorlar, soruyorlar. Yani yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Fakat bizzat ilgilenmeden, uğraşmadan yani bu işin, yani bir firmanın uzaktan bilgi vererek ihracatçı olmasına imkan yok. Ya kendisi, çocuğu vesairesi olması da şart değil. İlle bunu arıyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de. İşte çocuk yetişiyor diyor. İngilizce öğreniyor diyor. Ya da yeğeninden bahsediyor. Ya ille olmaz şart değil ki. O kadar dünyada firma var. Ben şunu misal veriyorum. Yani bir Koç diye bir firma var gözümüzün önünde. 80 bin insan çalıştırıyor. Bunların hepsi olması imkanı olmadığı gibi kilit noktalardaki de akrabası olamaz ki. Ya onlar nasıl yapıyorsa biz de yaparız. Bu işin yolu yordamı var. Yani şu şubeleşen çok markalar var gözünüzün önünde, yine 10 bin, 12 bin şubesi olan biliyorsunuz perakendeciler var. Ya bu işin yolu yordamı belli, var. Yani onlar yapıyorsa biz de yaparız, siz de yaparsınız. Yani bu iş olmuyor ya da ben yapamıyorum. Onlar yani onlar gökten bir şey almıyorlar. Yani birilerinin arkadan büyük destek vermesiyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Çalışıyor. Bir yolu, işin yolu neyse onu yapıyorlar işte. Bakın dünyada şu an en büyük zengin bu Amazon'un sahibi. Neydi adı bilemem mi? Tek, he? Efendim? Evet, tek var. Yani hep internet üzerinden, e-ticaretle dünyanın bir numaralı zengini olmuş. Bu Ali Baba konu sahibinde az önce bahsettik. O da sayılı zenginlerden. Sıralamaya giren zenginlerden. Yani bunların kendine ait bir şeyleri yok. Organizasyon yapıyorlar sadece. Altyapıyı hazırlıyorlar. Ona rağmen yani bu iş bu kadar hareketli, bu kadar canlı. Biliyorsun Ali Baba'nın Türkiye'de kimi satın aldı? Trendyol'u satın aldı. O da milyar dolarlarla değeri var şu anda. Yani bu madem yükselen bir trend, biz de o yola gireceğiz yani. Trendyol. Benzer yani. Şimdi bu Jack Ma'nın şeylerinden bahsediyor. Ben onu çok uzatmayayım. Bu adam bahsettik az önce işte. Yine okuyayım mı? Bak bu adam
227 milyar dolar ciro yapmış en son. Facebook'u da geride bırakmış. 2001 yılında Amerika yatırım sermayesinde 5 milyon dolar sermaye istemiş, vermemişler. Daha sonra işte en son 227 milyar dolara çıkmış kendi başına. Siteye günde 100 milyon kişi bakıyor. Günde 100 milyon müşterisi var. Siteye alıp satmak için giriyorlar. Direkt ve indirekt olmakla içinde 14 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. 14 milyon insana iş sağlayan bir enteresan site. Kendi apartmanda 18 kişiyle başlayan iş bugün 4 kampüste 30 bin kişi çalıştırarak devam ediyor. Çin'in en zengin adamı, dünyanın da 18. büyük adam, zengin adamı diyor. İşte az önce yine abilerimiz, Hüseyin abimiz de bahsetti. Yani biz bu zenginliği, biz Müslümanız, bir ölçümüz var. Kendimiz için istemiyoruz. Ya onlar da kendisi harcayamaz ki zaten. Onlar da yine bir yere vakfediyorlar vesaire. Ama bizim şeyimiz tabii o payda yani. Biz ümmetimiz, ümmet şu an zayıf durumda. Zayıf düşürülmüş durumda. Fakir durumda. Çok ihtiyacı var. Yani biz şu noktadan da yine aldanıyoruz. İnan ki aldanıyoruz biz. Yani bizim doğru bildiğimiz yanlışlardan. İşte biraz zekat veriyoruz, tamam. Bir sadaka veriyoruz. Aidatımızı veriyoruz. Aa tamam, ben rahatım. Artık istediğim gibi harcama yapabilirim. Ya da bu iş işte beni tutuyor zaten, yoruyor. Yeterince enerjimi alıyor. Fakat işte biz şu noktadan yine aldanıyoruz. Biz veriyoruz ama bir şeyler. Hala dünyanın öbür ucunda olsun, yakın yerlerinde olsun, çok muhtaç insanlar var. 800 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Bu bizim ayıbımız. 800 milyon ise Türkiye'nin 10 kat eder. 3 saniyede bir insan açlıktan ölüyor hala dünyada. 3 saniyede bir insan. Dakikada arkadaşlar 20 kişi eder. Açlıktan ölüyor, açlıktan. Yani bu inan ki bizim de mesul olduğumuz noktalardan. Yani bunu düşünüp bir şeyler daha yapmamız lazım. Yani bir küçük mağaza, bir dükkanla değil, daha büyük, daha çok şubesi olan, daha işte ihracat yapan vesaire, bunu da gözümüz olsun. Bunu yapıyorlar birileri, siz de yaparsınız Allah'ın izniyle. Ve evet, ne diyor bakın, şuradan okuyayım. Bir üçleme yapmış. Üçleme de hayatta ilgilendiğiniz konu her ne olursa olsun başarılı olmak için yapmanız gerekenlerle alakalı. Bir, senden beklenenini ya da senin yapmak istediğini iyi anla. Yani bir konuda başarılı olmak için bir, senden bekleneni ya da senin kendin yapmak istediğini iyi anla. İki, neye sahip olduğunun olmadığını iyi belirle. Üç, ne yapacağını ve yapmayacağını iyi planla. Özet olarak da daha bir işte anlama, belirleme ve planlama konusunda bunlar bizde anahtar cümleler, kelimeler olsun. Biz bir işte yapma, uğraşmak, bir şey elde etmek istiyorsak bu işi son derece kıymetli. Yine şurada bir söz var. Diyor ki başarı kazara gelmez. Kazara başarı olmaz bir insan ya da bir kurum. Yani çok çalışmak, fedakarane çalışmak, sebat etmek yani, öğrenerek gitmek, yine üzerinde yoğunlaşarak çalışmak. Yani bir word dediği bedenle çalışmak, stadide zihnen çalışmak. İkisi de Türk, mesela Türkçemiz zayıf, Türkçe karşılamıyor her şeyi. Ona bazı şeyleri feda etmek, kurban etmek. Bir şeyleri davamıza kurban etmek. Ondan sonra hepsinden önce önemlisi de işimize aşk, aşık olmak. İşimize aşk derecesinde sahip çıkmak. Bunu kim demiş? Bu nasıl başarılı? Yani bu zamanda Pele diye bir futbolcu vardı. O konudan bahsediyor. Bütün konular için geçerli. Bir işte başarılı olmak istiyorsan bunlara yani bu esaslar her zaman geçerli. Hadi ya. Hızlı geçeceğim o zaman. Şuraya geçeyim. Bakın arkadaşlar, biz kalmışız. Konfor alanımıza sıkışmışız. Yani bir rahat şey yapıyoruz. Yani bir şey rahatımızı bozmasın diyoruz. Biraz daha güvenli, yani biraz belki riskli alanlara çıkmıyoruz. Oysa bir korku alanımızda onu da geçebilirsek, mesela korku alanında yine ne var? Düşük özgüven diyor. Problem odaklı. Ya hep problemleri görüyoruz. Diğerlerine bakmıyoruz. Başka kimselerden, kötü örneklerden etkileniyoruz. Bahanelerimiz var. Biraz daha bir öğrenme alanına çıktığımız zaman fırsat arıyoruz orada. Konfor alanını genişletmiş oluyoruz. Problem çözüyoruz. Becerilerimizi, işte meydan okumaları var orada. En son büyüme alanına nasıl çıkacağız? Bakın o zaman
Hedef belirlediğimiz zaman, hedefimiz belli olduğu zaman, yüksek özgüven sahibi olduğumuz zaman, amacımızı bulursak, yani bir vizyonumuz olursa, vizyon sahibi, kendimiz vizyon belirlersek, motivasyonumuz şeyimiz varsa ve hedef, orada hedefe ulaştıkça biz artık büyüyoruz. Biz büyüyoruz arkadaşlar. Evet, yine bakın başarılı insan başarısız insan bütün karşılaştığı başarısızlıkları tepesine koyuyor. Yani kendi yük olarak alıyor. Başarılı insanı ayağın altına alıyor. Yani her bir başarısı bir tecrübe. Her bir başarısızlığı bir tecrübe olarak görüp yoluna öyle ilerlemiş, gitmiş. Şunu bitirmeye çalışayım. Diyor ki işletmeniz için en temel 3 hedefinizi belirlediniz mi? Burası çok can alıcı. İşletmeniz için en temel 3 hedefinizi belirlediniz mi? Peki ya diyor, yazılı planlamanızı yaptınız mı? 2001'de bakın bu. 2001'de büyüyen işletmelerin ortak bir noktası vardı. Yazılı bir iş planına sahip olmak. Bak yazılı bir iş planına sahip olan hani şöyle diyeyim. Belli bir büyümeyi yakalayanların %97'sinin yazılı iş planı var. Bakın bu gerçek bir rakam. %3'ü hasbelkader. %3'ü hasbelkader biraz büyümüş. Ama yazılı bir planı olanlar, yani büyüyenler içerisinde %97. Bunu unutmayın lütfen. Rica ediyorum. Bu çok ehemmiyetli bir mesele. 2022 sizin diyor, mazeretiniz mi var? Planınız mı var? Ne plan yaptınız mı yoksa bir mazeretiniz var? Mazeret üretmeyin, plan yapın. Yine planlama çalıştayı, yani bunu koçluk yapanlar falan, yani benim gibi kimse, planlama çalıştayı ile işletmenize ayna tutacak, önceliklerinizi açıkça görecek ve işletme koçlarınızla birlikte gelecek 90 gününüz için en doğru hedefleri bileceksiniz. Çalışmalarınız olsun böyle. Yine zekanın ölçüsü diyor, gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar. Yani bazen düşünce ve hareketimizi değiştirmiyorsak biraz zekamızdan şüphe edelim. Son misalle bitirelim arkadaşlar. Bakın bir de diyebilirsiniz ki yaşım şuraya geldi. Ya bundan sonra ne yapacağım ki? Vesaire. Bakın bu misal çok önemli. Bu kim? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Tarihimizde çok kıymetli bir yeri var. Neler yapmış? Bakın o kadar 365 eseri imza atmış. Ve çoğu hala ayakta. Ama çok önemli bir şey. Çok önemli bir noktası. 52 yaşında başlamış mimarlığa. 99 sene yaşamış Hüseyin abi. 99 sene. 52 yaşında başlamış. 99 sene yaşamış. Yine bak ömür vermiş. Bak ne yapmış? 84 camisi var. 52 mescit, 57 medrese, 7 darul kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darul şifa, 5 duyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam, toplam 365 eseri var. Ya şunu unutmayalım. Ya ben yaşım gelmiş bilmem ne. Bunlar kesinlikle geçer mazeret değil. Hakikaten bir kabiliyetimiz varsa, Cenab-ı Hak bizi önümüzü açmışsa biz hiç ölmeyecekmiş gibi yürümemiz lazım orada. Ehli ticaret. Yani zaten bizim kendimiz inancımız öyle değil. Resul-i Ekrem de buyuruyor. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Ya bu nedir? Bakın bu bizim AB planlarımızdır yani ha. Başkalarından öğreniyoruz duyuyoruz. Oysa bizim zaten Resul-i Ekrem bize göstermiş. Biz her zaman A planımız, alternatif planımız olması lazım. İşte soruyor kardeşler. Az önce Cüneyt kardeşim de izah etti işte bazı şeyler var, pandemi var, bilmem savaş var, şu var bu var ya kardeşim. Ya bunu nasıl davranacağız, ne yapacağız? Her şey böyle gidecekmiş gibi bir planım olsun. Bir de yarın her bir şey değişecekmiş gibi alternatif planım var. Ya biz bilemeyiz ki, istikbali bilemeyiz ki, biz Allah bilir. Ya biz zeka sahibi ya, ne yapar? Plan proje yapar, program yapar. Günlük hadiseler sizleri çok meşgul ediyor, plan proje yapamıyorsunuz. Ya hep her şeyi siz kendiniz yapmanız şart değil. Yapanlarla, yapabilenlerle beraber hareket edelim. İki sırayı sana bitireceğim. Bakın ne yapacağız? Toplantı yapacağız. Kimlerle? Gerek kendi işletmemizdekilerle, gerek aklı başında insanlarla, dirsek teması bulunmamız gereken kimselerle, bize biraz yol gösterecek, mentorluk yapabilecek, bizden daha iyi, birazcık daha iyi olsun tüccarlarla görüşmemiz olsun. Böyle bir işçi gibi çalışıyorsunuz çoğunuz. Vakit geçiyor gidiyor, ömür geçiyor gidiyor. Hayır. Yerinize bir işçi tutun. O işleri
anlatırım. Siz de zaman zaman gidin toplantılara, fuarlara, efendim şeylere bakın. Güzel bir toplantısı yapıldı, bir şey diyorum. Ajandayı dedi, yani günlük planı 24 saat içinde toplantıda görüşeceklerinizi. 24 saat içinde herkese e-mail at, hazırlıklı gel, 5 dakika önce gel, zamanında başla ve toplantıya. Hazırlıklı, yani akıllı telefon olmasın toplantıda. İlintili tüm data, detayı bilgi paylaş, konudan sapma. Kalem kağıt getir, söz kesme, kısa ve özlü ol, sessizlik olması lazım. Anlaşamaz olmadan anlaş. Muhakkak birileriyle anlaş, yani orada anlaşmadan kalkma toplantıdan. Konu dışı konuşma ve yorum yapma, eksiksiz katılım olsun. İnsanların değil fikirleri sorgula, insanları değil fikirleri sorgula. Ve 24 saat içinde e-mail ile takip et, herkes vazifesini yapıyor mu, herkese at. Nasıl yapacağız bunları, toplantıyı kimlerle yapacağız? Abi böyle aslanlar gibi ekibimizle. Ekibimiz olacak arkadaşlar. Ve yine şu korkumuz var. Ya biz adama nereden güveneceğiz ya, nereden bulacağız öyle insanı da çalıştıracağız. Bakınız, çok enteresan bir istatistik var. Çok enteresan bir istatistik. Hakiki manada işten kaytaran insan oranı kaç biliyor musunuz? Bilenler söylemesin. Bakın, istatistik bu. İşten böyle kaytarı çalışmak, yani işe girmiş ama çalışmıyor adam. Her fırsatta kaytarıyor. %3. Ha, biz diyebiliriz ki ya şu daha az verimle çalışıyor. Onun verimini artıracak şeyler var. Bakın, iyi bir hak ettiği maaşı verirsiniz, biraz iyi seviye gelir. İşte kardan pay verirsiniz, daha iyi seviye gelir. Efendim, terfi ettirirsiniz, bir şey verirsiniz, rütbe verirsiniz de işte, müdür yansı bilmem ne. Biz de daha artırır, araba verirsiniz, biraz daha artırırız. Ama hiçbir zaman yüz olmaz. Hiç kimse %100 kapasiteyle çalışmaz. Biz bunu bekliyoruz. %100 çalışmıyor hiç kimse. Ama her verdiğinizde biraz daha çalışıyor. Ve neticede siz kazanıyorsunuz. Yani kazanan kazandırır. Yani daha doğrusu kazandıran kazanır. Paylaşmayı bilmiyoruz. Kafamızda şu şey var işte asgari ücret. Ya da biraz yukarısını veriyoruz. Yani çalışan 6-7 bin liradan fazla almaz ya. Çalışan vasfına sahip olan öyle düşünüyoruz. Oysa öyle değil. Biz kazanıyorsak o oranda paylaşmamız lazım. Ve paylaşanlar, bakın Sabancı'ya bakın, Sabancı nasıl paylaşmış, onun hayatına bakın, böyle başarılı iş adamlarına bakın. Hep bu Bill Gates olsun, bu iPhone'un ilk şey, neydi adam adı, olsun, hepsi bunu söylüyor. Ben diyor, ekimi yanımda tuttum, bırakmadım. Ne afiyetle böyle. Git orada kendine işte iş kuracak, ben ne yaptık, böyle şeyler olmadı. En böyle şeyleri kendisine ortak ederek işini büyütüyor. Evet, daha var ama hakkınızı helal edin, biraz daha da. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.